Şimdi kira fiyatlarına bakacağız. İstanbul'daki dağılımına bakmak gerekiyor. Kirası en yüksek ve en düşük olan ilçeleri aslında sizler için ekranlara getirdik. Buna göre en yüksek 52.591 lirayla Sarıyer gözüküyor. Kira bedelinin en düşük olduğu bölge ise 11.605 lirayla Arnavutköy olarak belirlendi. Hemen bakalım, peki aradaki diğer rakamlara da bakmakta yarar var. İstanbul'da kira bedelinin en yüksek olduğu 5 ilçe: Sarıyer 51.591 lira, Beşiktaş 41.500, Kadıköy 32.820, Bakırköy 30.000, Beykoz 27.443. Kaynaksa İstanbul Planlama Ajansı'ndan geldi. Şimdi en düşük olan 5 ilçeye de bakalım. Arnavutköy 11.605, Esenyurt 11.765, Esenler 12.741, Sultan Gazi 12.961, Sultanbeyli 13.856. Kaynak İstanbul Planlama Ajansı en yüksek ve en düşük ilçeleri sıralamış. Peki şimdi bu konu üzerinden devam edeceğiz. Gayrimenkul uzmanı Şerif Varla konuğumuz. İstanbul'daki kira fiyatları nereden nereye geldi sorusunu kendisine soracağız. Sayın Varla, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Gökse Hanım. Günaydın. Şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz bu kira fiyatlarını, 52 bin lirayla 11 bin arasını? Burada tabii ki İstanbul çok büyük bir il. 30 küsur ilçeden oluşuyor ve 10 milyondan daha fazla, 15 milyondan daha fazla insan yaşıyor. Bu yüzden skala çok geniş. Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy, bunun gibi ilçeler zaten yıllardır yüksek rağbet gören, herkesin oturmak istediği yerler ve kiralar gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Ve Arnavutköy gibi yeni gelişmekte olan ilçelerde makul fiyatı kiralar sunuyorlar. Bu kiralar tabii ki enflasyonla birlikte artmaya devam ediyor. Bunu en çok etkileyen konulardan birisi de kiracıların ev satın alma konusuna tam geçememeleri. Bunun en önemli sebebi kredi kullanamamaları. Bundan dolayı da kiracı olma durumu devam ediyor insanlarda ve bu kiralarda kiralığa olan rağbet arttığı için de artmaya devam ediyor. Şimdi Sayın Varlı, aslında 2 yıl önce fahiş kira artışları nedeniyle kiracıların korunması adına da kira artışının evlerde %25'in üzerinde olmayacağına dair bir karar alınmıştı. 1 Temmuz 2023 tarihinde de sona eren bu maddeyle birlikte bir yıl daha uzatıldı. Şimdi ise 2024 Temmuz ayında süresi yine dolacak ama bundan böyle uzatılmayacağı da konuşuluyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Aslında zaten doğal akışı bozan, olmaması gereken bir karardı. Çünkü enflasyon %25'in çok üstünde olduğu için bir taraf kiracıları mutlu ederken bu kira artışının %25 limitte olması, diğer taraftan da 2 yıl üst üste uygulanması mal sahipleri tarafında mağduriyet oluşturmaya başladı. Özellikle bu 2 yıl içerisinde değil ama bu 2 yıldan daha önce 3-4 yıl önce evini kiralayan insanlar bu %25'i 2 sene üst üste uyguladığında çok komik kiralar oluşmaya başladı. Örneğin Sarıyer'de 51 bin lira diyoruz kiraya ama Sarıyer'de eski kiracı olup 9-10 bin liraya oturan kiracılar var. Bu durum tabii ki bu %25 kuralından kaynaklanıyor. Bundan sonra bu kalkacak, TÜFE uygulanmaya başlanacak, tüketici fiyat endeksi. Ancak bununla birlikte aynı TÜFE endeksi daha kirası düşükte kalmış bir mal sahibi açısından mağduriyeti devam ettirecek. 10 ne bin olacak liralık... Peki burada bunu konuşalım mı biraz? Sürekli olarak kiracıların durumunu, mağduriyetini konuşuyoruz ama sizin de söylediğiniz gibi gelir kaynağı ev kirasından olan ev sahipleri, mülk sahiplerinin de aslında yaşadığı sıkıntılar var. Şimdi TEFE TÜFE'ye bakacak olursak %25 sınırı kalksa dahi bu koşullarda ev sahiplerinin kira mağduriyeti nasıl giderilecek? Bu tabii ki biraz zaman alacak çünkü TÜFE uygulanmaya başladığında eski kiracılar 5 yıldan kısa süre eğer evde kiracılarsa kira güncellemeleri TÜFE olarak gerçekleşiyor ve 5 yılın sonunda bir kira tespiti karşılıklı yapılabiliyor. Bu kira tespitinde güncelleme yapılabilecek.
Eğer siz evinizi 2 yıl önce kiraladıysanız bir 3 yılda TÜFE devam edecek. Burada tabii ki hükümetin uyguladığı enflasyon ve faizlerle alakalı kararlar neticesinde kurların ve enflasyonun baskı altında tutabilirlerse eğer dengeye gelecektir. Yani mevcut kiraların belki de artışa ihtiyacı olmadan mevcut kiralarla da hayat devam edebilir, duruma gelebilir ama şu anda zor gibi gözüküyor. Şimdi %25 şu ana kadar uygulanıyordu işte az önce söylediğimiz gibi. Fakat şu konuşuluyor ki Bakan Şimşek'in de söylediklerinden yola çıkacak olursak bu artık Temmuz ayında sona erecek mi? Yani sembolik olarak kalkacak mı? Bu tabii ki kalkacak. Öncesinde de bu %25 kuralını uygulamayan birçok mal sahibiyle kiracı da vardı. Çünkü kimse kimseyi kural olsa dahi mağdur etmek istemiyor. %25 kuralını uygulamayan birçok mal sahibi ve kiracı da mevcut. Taraflar iki tarafı da mutsuz etmemek için orta noktada anlaşan kiracılar ve mal sahiplerini görüyoruz. Bu durum en çok anlaşamayan mal sahibi ve kiracıları etkileyecek ve mal sahipleri açısından olumlu bir durum olarak söyleyebiliriz. Tüm mağduriyetler kalkacak mı sizce? Bundan sonraki süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem ev sahipleri açısından lütfen değerlendirin. Orada da çünkü ciddi mağduriyetlerin yaşandığını takip ediyoruz ve görüyoruz. Kiracılar için de aynı durum söz konusu. 1 Temmuz bu iş için bir başlangıç olacak. Ama bir gecede tabii ki her şey değişmeyecek. Zamanla kira güncelleme tarihleri geldikçe kiralar tekrar güncellenip dengeye ulaşacak ama diyemeyiz ki hani 1 Temmuz sonrası Temmuz ayında herkesin problemi çözülecek ama zamanla bu problemin çözüleceği ve bu problemi konuşmadığımız günlerin geleceğini bekliyoruz. Peki şimdi konut fiyatlarında da aslında bir gerileme var. Fiyatlar son 2 yılda çok ciddi bir artış göstermişti. Fahiş fiyat dediğimiz durum özellikle. Fakat gerileme olmasına rağmen satışlarda da düşüş var. Hatta durgunluk var diyebilir miyiz piyasada? Tabii ki yani birçok tapu dairesinde artık çok az işlem olduğunu görüyoruz. Zaten konut kredisiyle gayrimenkul satın alma opsiyonu yok denecek kadar az. Şu anda aslında alıcılar için çok büyük bir fırsat var. Çünkü alıcılar gayrimenkul fiyatları konusunda ciddi pazarlık gücünü elinde bulunduruyor. Neden derseniz çünkü para sahibi bir kişi parasını gayrimenkul satın almaktan ziyade bankada bir mevduata koysa aylık %4 çok rahat faiz alıyor ve dövizin de baskıda kaldığını düşünürsek döviz bazında aslında son 1-2 aydır çok ciddi kar elde ediyor mevduatı olan ve bu mevduatı olan kişi mevduatından vazgeçip gayrimenkul satın alırsa bir ay gibi düşünseniz 10 milyon TL'de 400 bin liradan vazgeçmiş oluyor. Yani 10 milyon TL'lik bir gayrimenkulü almak yerine 3 ay daha beklese belki 1 milyon 200 bin lira daha faiz elde edecek ve 3 ay sonra belki bu gayrimenkul hala 10 milyon TL olacak. Bunu kozu çok iyi kullanıyorlar. Ve bu da tabii ki satıcılar açısından fiyatlarında indirim yapmak zorunda bırakıyor. Biraz daha düşer mi peki piyasada fiyatlar, satış evlerin satışındaki fiyatlar? Paraya ihtiyacı olmayan birisi için fiyatlar düşmeyecek ama bugün için bankadan kredi kullanmak yerine gayrimenkulünü satmak zorunda olan ticaret yapan birisi ve paraya acil ihtiyacı olan birisi için o örnek açısından fiyatlar düşecek. Yani gerçekte 10 milyon TL'lik olan bir gayrimenkulü siz bugün belki 8 milyon TL teklif ederseniz satın alabilir olacaksınız. Ama genel olarak fiyatların düşeceğini düşünmüyorum ama örnek bazında o an bu paraya ihtiyacı olan satıcılar kendi gayrimenkulünün satılması için fiyatı indirecekler. Ama kiralar da tabii ki evet, yüksek olduğu için. Yansır mı kiralara bu durum? %25 kuralının kaldırılmasıyla birlikte. Tabii yansır. Şu anda eğer evde kiracı yoksa boş bir evi bugün için kiraya vermek istediğiniz zaman güncel tutarlardan çok rahat bir şekilde kiralayabiliyorsunuz ve piyasada ev kiralamak isteyen çok insan var.
Yani bugün için emlakçıların çoğu zaten piyasada kiralık işlemlerle hayatını devam ettiriyor. Çünkü kiralık talebi durmuyor. İnsanların ev ihtiyacı devam ediyor. Satın almasalar dahi bir yerde barınma ihtiyacı her zaman devam ediyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz gayrimenkul uzmanı Şerif Varlı yayın konuğumuzdu. Kendisine katkılarından dolayı